Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sunar. Meme kanserinde erken teşhis çok önemli. Diğer kanser türlerinde olduğu gibi. Öncesinde meme kanseriyle ilgili söylemek istediklerinizi dinlemek isteriz. Daha sonra diğer sorularımızı yönlendireceğiz size. Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Her yaş grubunda en sık olma durumundadır. Özellikle 45-65 yaş arası kadınlar dikkatli olmalıdır. İlk doğumunu 35 yaş üzerinde yapanlar, ilk adet görmesi 12 yaşın altında olanlar, menopoza girmesi 50 yaşın üzerinde olanlar, ailede meme kanseri öyküsü olanlar, obezitesi olanlar, şişmanlık olanlar dikkat etmelidirler. Meme kanseri öncelikle 20 ila 40 yaş arasında sağlıklı olan kişiler her ay elle muayene yapmaları gerekiyor, meme muayenesi yapmaları gerekiyor. Bu tarihi şöyle belirleyeceğiz. İlk adet görme tarihini 1 olarak kabul edersek 6 ila 8. günlerde özellikle her ayın siklus olarak 6 ila 8. günlerinde her kadın öncelikle aynanın karşısına geçiyor. Aynanın karşısına geçtiğinde ellerini boynunun arkasına koyuyor ve göğüste, memede şekil değişikliği, büyüklük değişikliği, meme başında çekinti olup olmaması, üzerinde buruşukluklar, portakal kabuğu görünümü olması durumunda bir kere alarma geçmeleri gerekiyor. Bu birinci aşama, boynun arkasına. İkinci aşama, kollarını beline koyacak. Yine aynı şekilde göğüsteki değişiklikleri dikkat edecekler. Üçüncü aşama, meme başından kanlı akıntı gelip gelmediğini kontrol edecekler. Yine aynı şekilde yatağa yatma. Dördüncü olarak da sol kolunu başın arkasına getiriyor ve sağ elin üçüncü, dördüncü parmaklarıyla memenin üzerinde dairesel hareketler yaparak bir kitle eline gelip gelmediğini kontrol ediyor. Aynı şekilde sağ kolunu da başın arkasına koyup yine meme üzerinde kitle olup olmadığını kontrol etmesi gerekiyor. Bu meme tümörleri memede sert, hareket etmeyen, ağrısız kitlelerdir. O bizi dikkat etmemiz gereken önemli bir bulgudur. Her ay bunu dikkatli kontrol edersek erken teşhis etmiş oluruz. Niye böyle söylüyorum? 20 ila 40 yaş arası sadece meme ultrasonu bize yol gösterir. 40 yaş üzerinde mamografi çekilmesi gerekiyor. Meme dokusu 40 yaşından önce daha fazla yağlı olduğu için yapısal olarak mamografi bize çok fazla yol göstermez. 40 yaşın üzerinde gösterir. Önce elle muayene, ondan sonra ultrason, daha sonra da 40 yaşından sonra yıllık mamografi takiplerini yapmamız gerekiyor. Dünyada her 3 dakikada bir kadına meme kanseri teşhisi konuyor. Ve maalesef her 11 dakikada bir de bir kişi meme kanserinden hayatını kaybediyor. Bu kadar sık görüldüğü için de bizler de daha teşhis konmadan şüpheli bir şey olup olmadığını kendimiz muayene etmemiz gerekiyor. En sık görüldüğü için yine benim en fazla özellikle bayanların erken teşhis olarak serviks tümörleri dediğimiz rahim ağzı tümörlerine dikkat çekmek istiyorum. Bu da mutlaka her kadının kadın doğum muayenesi yapılıp simir testi dediğimiz sadece rahim ağzından bir fırçayla bir sürüntüyle mikroskop altında incelenip daha tümör büyüklüğe ulaşmadan mikroskopik anlamda tümöre dönüşmüşse onu erken teşhis etme imkanını buluyoruz. Bunun için de özellikle meme ve jinekolojik
muayeneleri dikkat etmeleri gerekiyorlar diye söyleyebilirim. Şimdi, bunlar çok önemli. Çok önemli bilgileri paylaşıyorsunuz. İzleyicilerimiz de bizlere ulaşıp notlarını rejideki ekip arkadaşlarımıza yazdırırken çoğunluk soru şu yönde. Özellikle siz diyorsunuz ki bir kişi hayatını kaybediyor ama sıklığı en az 3 kişi de yakalanmış oluyor. Erken teşhise de tedavi aşamasına en iyi şekilde atlatıyor. Erken teşhis edilirse daha erken evrede, evre 1'de yakalanmış olur. Evre 1'in yakalandığı zaman tedavisiyle %100 başarılara ulaşmış oluruz. Kim istemez böyle bir şey? Kesinlikle, yani hastalık ileri aşamada değil de erken yakalandığı zaman çok daha fazla yüz güldürücü olur. Hem tedavi açısından hem hasta açısından yüz güldürücü olur. Evet. Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sundu.